Tacirler Yatırım, yatırım bize danışılır. Merhaba. Bugün gelen para politikası kurulu toplantı kararını kısaca bir yorumlamak istedik. Oldukça önemli bir toplantıydı. Piyasalarda da bir bekleyiş mevcuttu. Özellikle işlem hacimlerinde de bir düşüş vardı bu bekleyiş çerçevesinde. Ama bugün gelen kararın beklentilerin üzerinde bir politika faizi sıkılaştırmasına işaret ettiğini, ayrıca basın duyurusunun da yani faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunun da bu sıkı duruşu arkasında duran sözel yönlendirme devam ettirdiğini görüyoruz. Oldukça yani dezenflasyon sürecindeki bir ekonomi için oldukça olumlu bir adım olduğunu muhakkak belirtmemiz gerekiyor. 200 bas puanlık bir faiz artırımı var. Yani bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, politika faiz oranı %17 seviyesinden %19 seviyesine yükselmiş oluyor. Bunun yanı sıra sözel yönlendirmeden kastımız da gerekmesi durumunda ilave bir sıkılaştırma yapılacaktır söylemi aslında. Bunun korunması da gelecek dönemde risklerin oluşması durumunda yeniden sıkılaşma yönünde bir adım atılabileceğini çok net olarak ifade ediyor. Çok kısaca basın duyurusunun yani karar notunun üzerinden geçtiğimizde de ilk paragrafın biraz küresel gelişmelere ayrıldığını görüyoruz. Çünkü son dönemde özellikle risk algısındaki bozulmanın önemli bir kısmının global kaynaklı olduğunu görmüştük. Özellikle global faiz hatlarındaki artışın büyük etkisi vardı. Burada işte küresel büyüme görünümüne ilişkin iyileşmenin yansımaları, uluslararası emtia fiyatlarındaki artıştan bahsedilerek finansal piyasalardaki dalgalanmaya da bir ithafta bulunulmuş. Dolayısıyla genel olarak bakıldığında olumlu bir karar olduğunu belirtmek lazım. Zaten TL tarafındaki hareketin de bu anlamda oldukça olumlu olduğu görülebiliyor. Gelişmekte olan ülke kurlarıyla karşılaştırmada daha olumlu ayrıştığımızı belirtebilirim. 10 yıllıklar tarafında da yani Türkiye TL 10 yıllıklar tarafında da hafif de olsa bir geri çekilme görme ihtimalimiz var. Gelecek ay 15 Nisan'da bir sonraki PPK toplantısı olacak. Yine aynı ay içerisinde Nisan sonu itibariyle de Merkez Bankası'nın yılın ikinci çeyrek dönemli enflasyon raporu olacak. Bu da çok yakından takip edilecek bir açıklama olacak. Bütün bunların öncesinde ise Mart ayı enflasyon gerçekleşmelerini göreceğiz Nisan'ın ilk haftasında. Genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Teşekkür ederim.